Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Farm Simulator 22 Giants Editör dersleri serisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bir önceki bölümde biliyorsunuz mağazamızı eklemiştik artık. Araç satış noktasını buraya getirdik. Şimdi de hayvan satış noktasını getireceğiz. Bunun için de yapmamız gereken şey hani hatırlıyorsanız biz Map FR haritasından Gameplay adında bir şey almıştık. i3D dosyası almıştık. Buranın içerisinde var zaten. Tekrardan gene böyle file import diyeceğiz. Daha sonrasında zaten kendi otomatik atıyor da eğer atmazsa direkt yolu seçerek nereye kaydettiysek gameplay'i oradan tekrar geri açıyoruz burayı. Şimdi buraya açtığımız zaman bu sefer bakın burada Fiat ve işte Shop hatırlarsanız almıştık burada. Şimdi buranın içerisinde Fiat'ı siliyorum. Ve işte Shop'u siliyorum çünkü aldık onu. Burayı sildim. Spline'ı sildim. Sadece bize şurada Animal Loading Triggers var ya bize bu lazım. Bir de bunun alt tarafında Trigger Market var. Bunun da ne olduğunu şöyle göstereyim. Ctrl ile B ile getireyim buraya. Dört köşesi uyarı işareti olan bir şey. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Şuradakilerin hepsini şöyle seçip sileceğim. Daha sonra da buranın içerisindekini kullanacağız. Yani şunu kullanalım. Bu dursun bize lazım olur. Şimdi hayvan satış noktasını şöyle şuraya doğru girişe doğru ekleyeceğim. Şöyle mesela şunu getirip yerleştireyim. Bunu istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı olmasına da gerektirecek bir durum yok. Buradakini değiştirebilirsiniz. Mesela şurayı şöyle kopyalayalım. Ctrl C diyelim. Şurayı Ctrl V deyip daha sonra şurada animal alsın. Bir dakika yazamadım ha. Tamam, maksat hani hangi uyarı şeyinin olduğu belli olsun diye. Bunu bunun içine de atabilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi buradaki şu ikisini seçiyorum. Bizim kendi gameplay dosyamızın içerisine atıyorum. Buraya boşluğa bırakıyorum. Sadece bir tane gameplay olması gerekiyor. Şimdi Animal Loading Trigger zaten sıfır noktası burası diye söylemiştim. Şimdi burayı Ctrl ile B deyip aldım. Buraya getirdim. Şöyle yerleştirelim. Daha sonra iç kısmına girelim. Bunu da Ctrl ile B ile buraya getirdim. Satış noktamız burası. Şöyle hatta tepeden biraz eşitleyelim. Gayet iyiymiş. Tamam. Bir de market noktası var. Onu da getirmemiz gerekiyor. Onu da Ctrl ile B diyelim. Tam böyle orta kısmına getirip bırakalım. Bunun içerisinde herhangi yapmamız gerektirecek herhangi bir şey yoktur. Buranın içerisinde de herhangi bir şey yoktur. Burada gene aynı şekilde ve işte shop'a ne yaptıysak aynısını burada da yapmamız gerekiyor. Şu anda hazırız. Yerleştirdik. Hayvan satış noktamızı tekrar geri oyun dosyamıza dönüyoruz. Buranın içerisinde PlayJobless klasörünü pardon özür dilerim. PlayJobless değil. Map klasörünün içerisine giriyoruz. XML dosyasının içerisine. Bakın shop animal burada. Şimdi şuraya aşağı alalım. Şimdi Animal Loading Triggers seçili. Şu arka planda seçiliyken sağ tarafta biliyorsunuz bize translate kısmını yani pozisyon kısmını veriyor. Burada Shop Animal'ın olduğu yere şimdi buraya kodlayacağız. Yukarıda ve işte Shop'a ne yaptıysak aynısını buraya da yapıyoruz. Şöyle eksi 13.512 boşluk 18.447. Daha sonra da teleport adresini gene aynı şekilde buraya yazmamız gerekiyor. Aynı şeyleri yazacağız. Bu sefer aradaki yükseklik değerini de yazıyoruz. Eksi 13.512 boşluk 30 boşluk 18.447. Şu anda tamamız. Bunu da kaydettim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir yanlış bir şey yazmış mıyız diye. Hayır yazmamışız. Tamam. Şimdi burası tamam. Buraya kaydedelim. Şöyle bir kayıt alsın. Şimdi kayıt işlemi de bittikten sonra bir önceki bölümde ben unutmuştum Career Start Point'i göstermeyi. Tabi açıklamasını yapmıştım sizlere ama tekrardan yeniden açıklamasını yapayım. Career Start Point arkadaşlar karakterin spawn olduğu yer yani oyuna ilk giriş yaptığınız yerdeki karakterin doğacağı yer anlamına gelmektedir. Burası eğer eviniz yoktursa oyunun içerisinde İlk kez bu Career Start Point'in başladığı yerde haritaya ilk girişiniz de burada başlar. Daha sonrasında nerede çalıştıysanız artık yani oynayan son nerede kaydettiyseniz orada başlar. Eğer eviniz varsa da sürekli evinizde doğarsınız. Şimdi biz burada bir işlem yaptık.
Kariyer Star Point'i en son yerleştireceğiz. Yani bütün harita bitecek. Artık finish'teyiz. Yayınlanmaya hazır haritamız. O zaman Kariyer Star Point'i sadece bir yere yerleştireceğiz. Bitecek. Ama bu süre zarfı içerisinde bununla çok oynayacağız. Şimdi Kariyer Star Point'i ben buraya alıp getireyim. Şöyle yönünü de bu tarafa doğru çekeyim böyle. Bunu da illa bu şekilde bırakmanıza gerek yok. İstediğiniz ölçüde değerde bırakabilirsiniz. Sadece yönünün belli olması için ben bu şekilde yaptım. Bu da bu şekilde. Şu anda işimiz bitti. Burayı kaydedeceğiz. Daha sonrasından oyuna giriş yapacağız. Oyunda görüşelim arkadaşlar. Şöyle oyunumuza girdi. Şöyle giriş yapalım. Oyun ilk yükleme yaptığı için biraz kasacaktır. Şimdi şöyle ESC tuşundan elime diğer oyunlara gidiyorum. M'ye basıyorum. Şimdi hayvan satış noktamız gördüğünüz gibi burada. Şimdi Haut-Beyler'in canlı hayvan pazarı diye geçiyor. Bunların isimlerini değiştirebiliyoruz. Ama buradan değil. Nereden aldıysanız oranın ikisine göre değişiyor. Bunların XML dosyası var. Oradan yönlendirebiliyoruz. Yani ne sattığına dair. Şimdi şöyle Space tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi bakın tam ikonumuzun olduğu yerin içinden bizi spawn etti. Buranın içerisinde. Şimdi bunu bir de test edelim. Şöyle hatta Shift P'ye gidelim. Bir tane hayvan noktası alalım. Şöyle bir inek satış noktası. Şöyle şuraya yerleştirelim. Şimdi buranın içerisine gelip R tuşuna bastığımız zaman Rize'nin R'sini gördüğünüz gibi hayvan çeşitlikleri açılıyor. Eğer zaten şeyiniz yoktursa ne denir ona? Çiftliğin herhangi bir inek satın alma yeriniz yoktursa burası görünmez. Şu anda var mesela şöyle bundan bir fulleyelim. Böyle hepsini aldım zaten 15'te 15. Gördüğünüz gibi ineklerimiz geldi. Hepsi buradalar. Herhangi bir şekilde bir problem olsaydı zaten birincisi oyunu yüklemezdi. İkincisi burada bize satın alım işlemi yaptırmazdı. Aynı işlemi araçla da yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şu şeyden bir çıkalım. Şu köşeden yazı gitsin. Şimdi paramız bitmiş. Biraz para ekleyelim. Şöyle paramız bitmiş. Buraya bir para ekleyip araç alalım. Hatta mağazadan alalım. Direkt mağazada karşısındaydı zaten. Şimdi önce bir tane kamyon alalım. Nerede? Format attıktan sonra bilgisayarı tekrar toplayamadım da arkadaşlar. O yüzden biraz kasmalar falan yapabiliyor. Grafik ayarlarıyla oynamam gerekiyor. Şimdi bir de bize dorseler lazım ama hayvan taşıma dorsesi gerekiyor. Nerede? Burada. Şöyle şu büyüğünden alacağım. Bir tane satın alalım. Daha sonrasında da Shift P ile de bir tane mesela bu sefer ne alalım? Koyun alalım. Şöyle küçük bir koyun barınağı inşa edelim. Şöyle şuraya. Daha sonrasında şöyle hemen arabamıza gidelim. Bunu bir alalım. Burada biliyorsunuz normalde bir de buradan araçla satın alma şeyi var. Böyle noktasına satın alma noktasına bir ilerleyelim. Böyle F1 açalım. Şöyle R tuşuna basarak satın alabiliyoruz. Coin'larımız da burada. Zaten domuzlar da burada. At yok galiba. Herhalde at çiftliği olmadığından dolayı. Sıkıntı yok. Şöyle kaç tane alabiliyorsak 15 tane alabiliyormuşuz. Galiba bakalım. 38 tane alabiliyoruz. Tamam. Şimdi aracın içine koydu mu? Koymamış. Niye? Silver Star olarak görünüyor aracımız. Evet. Ha, çiftlikte yeteri kadar alan yok diyor. Tamam, kamyon alıyor, şey almıyor. Şöyle yapalım bir saniye. Hayvanlar burada 15 tane alıyormuş koyun. Galiba bakalım. Bir daha. Koyun. Aynen 15 tane alıyormuş. O zaman biz de 15 tane alacağız.
taraftan gidelim daha yakın olur. Böyle 15 tane satın aldım. Yüklemiş olması lazım şimdi aynen. Şimdi de yani direkt göndermek yerine biz buradan kendimiz bu şekilde getirmiş oluyoruz. Böyle iyice yanaşalım. Ve solda F1'de gördüğünüz gibi bir R tuşu açıldı artık. Tüm hayvanları seçip çiftliğe taşı diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi coinlarımız da geldi. Herhangi bir problemimiz, bir sıkıntımız yok. Şimdi biz bunu arkadaşlar buraya sadece normal bu şekilde düz olarak indirdik. Bir de bunların aynı şekilde burada mağazaya nasıl yaptıysak önüne bir bina yerleştirip arkasından buradaki satış noktamızı ekleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Yani satış noktasını da eklemek için illa bir binanın olması gerekmiyor. Bu şekilde düz de bırakabilirsiniz veya kendiniz istediğiniz şekilde süslemeler de yapabilirsiniz. Modların yani ağaçlarda ve aynen binalarda modları falan da indirmeye göstermiştim. Hoşunuza giden şeyler varsa oralarda indirip bunları da kullanabilirsiniz. Hayvan satış noktamız da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.